Sağlıkta yeniliklerden herkese merhaba. Bu videonun konusu sarılık. Sarılık nedir, tedavisi nasıl yapılır? Kaynak Liv Hastaneleri Sağlık Rehberi. Sarılık, karaciğerin normalden daha fazla bilirubin adı verilen bir madde üretmesi veya bilirubinin vücut tarafından etkili bir şekilde atılamaması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sırasında ortaya çıkan bir pigmenttir ve genellikle karaciğer tarafından işlenip daha sonra idrar ve dışkı ile vücuttan atılır. Ancak karaciğerin normal işlevini yerine getirememesi sonucunda vücutta bilirubin birikmesi cildin, göz beyazlarının ve mukozaların sarı renk almasına yol açar. Sarılık nedir? Hemolitik sarılık, kırmızı kan hücrelerinin aşırı hızda parçalanması sonucu ortaya çıkabilir. Hepatik sarılık, karaciğerin fonksiyonlarını etkileyen bir durumun belirtisi olabilir. Obstrüktif sarılık ise safra kanallarının tıkanması sonucu meydana gelir. Yeni doğanlarda sıkça görülen sarılık ise genellikle karaciğerin bilirubini işleme kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklanır. Sarılık belirtileri çoğunlukla cildin sararması ile belirgin hale gelir, ancak farklı belirtilerle de birlikte görülebilir. Sarılık çeşitleri nelerdir? Sarılık farklı nedenlerden kaynaklanan ve ciltte, göz beyazlarında ve mukozalarda sarı renk değişikliğiyle kendini gösteren bir sağlık durumudur. Farklı sarılık çeşitleri altında yatan nedenlere göre değişiklik gösterir. Sarılığın türlerinden bazıları şunlardır. Fizyolojik sarılık, yeni doğan sarılığı. Yeni doğan bebeklerin karaciğerleri doğduklarında tam olarak gelişmemiş olabilir. Bu durumda bilirubin adı verilen pigmentin işlenmesi ve atılması zorlaşabilir. Fizyolojik sarılık, yeni doğan sarılığı genellikle hafif ve geçicidir. Bebeklerin karaciğeri zamanla bu işlevini yerine getirecek şekilde gelişir. Hemolitik sarılık, kırmızı kan hücrelerinin aşırı hızda parçalanması sonucu ortaya çıkar. Genetik hastalıklar, enfeksiyonlar veya otoimmün bozukluklar gibi durumlar vücudun kırmızı kan hücrelerinin normalden daha fazla parçalanmasına neden olabilir. Hepatik sarılık, karaciğerin fonksiyonlarını etkileyen durumlar, özellikle de hepatit, siroz veya karaciğer tümörleri bilirubin işleme yeteneğini azaltabilir. Bu durumda karaciğerin bilirubini düzgün şekilde atma kapasitesi bozulur. Obstrüktif sarılık, safra kanallarının tıkanması sonucu ortaya çıkar. Safra taşları, safra yolu tümörleri veya safra kanallarındaki daralmalar safra akışını engelleyerek bilirubinin vücuttan atılmasını zorlaştırabilir. Sarılık neden olur? Sarılık neden olur sorusunun cevabını verebilmek için sarılığın altta yatan birçok farklı nedeni olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Sarılığın nedeninin belirlenmesi, uygun tedavi stratejilerinin oluşturulmasında da önemli rol oynar. Sarılığın yaygın nedenleri şunlar olabilir. Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması. Sarılığın en yaygın nedenlerinden biri yaşlanan veya hasar görmüş kırmızı kan hücrelerinin karaciğer tarafından işlenemeden parçalanmasıdır. Bu durum vücutta bilirubin birikimine ve sarılık belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Genetik faktörler. Bazı genetik hastalıklar kırmızı kan hücrelerinin normalde hızlı bir şekilde parçalanmasına neden olarak sarılık gelişimine katkıda bulunabilir. Örneğin orak hücreli anemi gibi genetik hastalıklar bu duruma yol açabilir. Karaciğer problemleri. Karaciğerin bilirubini işleyememesi hepatit, siroz veya karaciğer tümörleri gibi durumlar sonucu ortaya çıkabilir. Karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirememesi bilirubinin vücuttan atılmasını engeller. Safra yolu tıkanıklığı. Safra yollarının tıkanması safra taşları, safra yolu tümörleri veya enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelebilir. Bu durum safra akışının engellenmesine ve bilirubinin atılmasının zorlaşmasına neden olur. Yeni doğanlarda fizyolojik adaptasyon. Yeni doğan bebeklerde karaciğerin bilirubini işleme kapasitesinin tam gelişmemiş olması nedeniyle geçici bir sarılık türü olan fizyolojik sarılık meydana gelebilir. Sarılık belirtileri nelerdir? Sarılık belirtileri genellikle gözle fark edilebilen cilt ve göz beyazlarında sararma ile ortaya çıkar. Bazı durumlarda belirti göstermeyebilir. Sarılıkla birlikte meydana gelen bazı belirtiler şunları içerir. Cilt ve göz beyazlarında sararma, koyu renkte idrar, halsizlik ve enerji kaybı, iştah kaybı, ateş, karın ağrısı ve rahatsızlık.
Sarılığa ne iyi gelir? Sarılık tedavisinde temel amaç çoğunlukla vücutta biriken bilirubin seviyelerini kontrol altına almaktır. Sarılık tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır. Doktor kontrolü. Sarılık belirtileri gösteren kişiler öncelikli olarak uzman doktor tarafından değerlendirilmelidir. Doktor semptomların şiddetini ve altta yatan nedeni belirlemek için çeşitli testler ve muayeneler yapar. Ototerapi. Yeni doğanlarda sıkça kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bebek, özel bir ışık kaynağına maruz bırakılarak deri yoluyla bilirubin moleküllerinin parçalanması sağlanır. Bu sayede bilirubin vücuttan daha etkili bir şekilde atılır. Kan değişimi. Ciddi durumlarda kan değişimi adı verilen bir yöntem uygulanabilir. Bu işlemde yüksek bilirubin seviyelerine sahip kan, daha düşük seviyelerdeki sağlıklı kanla değiştirilir. Sıvı takviyeleri. Yeterli miktarda verilen sıvı takviyeleri bilirubinin daha hızlı atılmasına yardımcı olabilir. Beslenme değişiklikleri. Beslenme sarılık tedavisinde önemli bir rol oynar. Yeşil sebzeler, meyveler ve lif açısından zengin gıdalar tüketmek karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekleyebilir. Altta yatan nedenin tedavisi. Sarılığa neden olan temel sağlık sorununa yönelik tedavi önemlidir. Karaciğer hastalıkları, enfeksiyonlar veya safra yollarındaki tıkanıklıklar gibi çeşitli hastalıkların tedavisi sarılık rahatsızlığının giderilmesinde fayda sağlayabilir. Yetişkinlerde sarılık neden olur? Sarılık, cilt, göz ve mikoza zarının sararmasına neden olan bir durumdur. Bunun nedeni kandaki bilirubin adı verilen bir maddenin artmasıdır. Bilirubin kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucu oluşur. Karaciğer bilirubini safraya dönüştürerek bağırsaklara gönderir. Buradan da dışkı yoluyla vücuttan atılır. Yetişkinlerde sarılık genellikle karaciğer hastalıkları, kan hastalıkları veya safra yollarındaki tıkanıklıklar gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Sarılık bulaşıcı mı? Sarılık genellikle bir virüs olan hepatit virüsleri nedeniyle oluşan bir karaciğer iltihabıdır. Sarılığın bulaşıcı mı sorusunun cevabı hepatit türüne bağlıdır. İki yaygın hepatit türü, hepatit A ve hepatit E, genellikle fekoral yolla bulaşır ve bu da enfekte kişinin dışkısının su veya yiyecek yoluyla ağız yoluyla alınması anlamına gelir. Bu nedenle bu hepatit türleri bulaşıcıdır. Hepatit B, C ve D gibi hepatit türleri ise genellikle kan veya vücut sıvıları aracılığıyla bulaşır. Bu tür hepatitlerin bulaşma riski enfekte kişinin kanı veya diğer vücut sıvıları ile doğrudan temas etme durumlarına bağlıdır. Bu tür hepatitlerin bulaşıcılığı cinsel temas, kan nakli, ortak enjektör kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak artabilir. Stres sarılık yapar mı? Stres vücut üzerinde bir dizi fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklere neden olabilir ve uzun süreli veya kronik stresin bağışıklık sistemini etkileyebileceği bilinmektedir. Ancak stresin doğrudan hepatit virüslerinin bulaşmasına neden olduğu veya sarılığa yol açtığı belirgin bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bebeklerde sarılık ne zaman geçer? Bebeklerdeki sarılık genellikle doğumdan sonra birkaç hafta içinde kendi kendine geçer. Ancak bazı ciddi durumlarda sarılık daha uzun sürebilir. Bu nedenle doktorun kontrolünü takip ve tedavi önemlidir. Gözde sarılık neden olur? Gözdeki sarılık genellikle karaciğerin bilirubin pigmentini işleme yeteneğindeki bir sorunun belirtisidir. Karaciğerin yeterince çalışmadığı durumlarda bilirubin gözlerde birikebilir ve beyaz kısım sarı renkte görünür.